Efendim hani mantralar var ya, böyle ruhumuzu böyle namaz kılarken nasıl Rabbimize şükrederken, bu da kendi içinizde kendimize, bizi yaradana karşı içimizden böyle negatif enerjileri, karmaların atıldığı bir nasıl söyleyeyim onu, spiritüel yaşam diyelim. Spiritüel yaşam yani varlığınızı biliyorsunuz, yaradanı biliyorsunuz ama kendiniz o yaradanın size vermiş olduklarınla ilgili kendi şifanızı kendiniz yapıyorsunuz. Veyahut da bu konuda ehil bir elden spiritüel yaşamla ilgili bilgi alıyorsunuz. Bu aile ilişkileri olabiliyor, karı koca ilişkileri, çocuğunuzla ilişkiler, ticari ilişkileriniz, dostlarınız vesaire oluyor. Bununla ilgili yaşam koçu Sema Çamcı'ya şifreleri soracağız, bu işin şifreleri. Yani Sema Hanım, şifresi var mı bu işin? Hani kendimizi arındırmanın. Öncelikle merhabalar Seyhan Hanım. Spiritüel yaşamın şifreleri var. Spiritüel yaşamın aynı zamanda kuralları da var. Ve biz bunları hep beraber çözerek olması gereken en iyi halimize gelmek. Sizin de dediğiniz gibi yaradanla, kaynakla bağlantı haline geçmeye çalışıyoruz hep. Peki, beraber. Kendimizi başka birine yardım almadan da bu işleri öğrendikten sonra hiç yardımsız, mesela atıyorum size danışanlarınız geldi 10 seans 20 seans bu işin de eğitimini aldı. Ondan sonra kendi kendine tedaviye başlıyor mu? İşin özü o zaten. Devamlı yani bir kişiye muhtaç olmak değil. Çekirdeğe yönlendirme. Kesinlikle. Yani aslında siz bir ruh rehberisiniz. Ruhun derinliklerine iniyorsunuz. Sen busun, niye değişiyorsun falan diyorsunuz. Karmalar var, karmaları temizliyorsunuz. Arındırdıktan sonra bak böyle gidersen duvara toslamazsın diyorsunuz. Doğru mu algılıyorum? Şöyle diyelim Seyhan Hanım. Asıl olan bizim ilahi kaynaktaki yerimizi ve varlığımızın durumunu anlamak. İhtiyaç halinde hissettiğiniz zaman bize geliyorsunuz danışan olarak. Diyorsunuz ki ben her zaman bir şeylere tosluyorum. Her zaman bir şeyler yanlış gidiyor. Ya da her yaptığım işte bir terslik oluyor. Ya da çocuğumla bir sorunum var. Ya da işimle sorunum var. Hayatla sorunum var. Ve benim artık kendimle sorunum var. Yaşamdan zevk almıyorum. Mutlu değilim. Huzurlu değilim. Ve geliyorsunuz diyorsunuz ki ben ne yapabilirim? İşte bizim görevimiz ve devreye girmemiz burada başlıyor. Aslında sizin dediğiniz gibi karmalara da giriyoruz ama asıl olan bir koçluk yapmak. Yani yolunu kendi kendine bulmasına yardımcı olmak. Bir nevi çekirge gibi demin çok güzel söylediniz, sıçramasına yardımcı olmak. Sıçrayabileceğini, uçabileceğini bilen ama sonradan unutan kişilere bunu yeniden hatırlatmak. Peki çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar, size gelince kaç zıplar? Çok yükseğe zıplar, cam tavanlarından kurtulur ve kendi kendinin paradigmalarından, kendi kendiyle olan sorunlarıyla yüzleşmekten, kaçmaktan kurtulur ve artık kendi yolunda olması gerektiği gibi yürümeye başlar. Yani insanlar kendi kendine pandemi mi yapıyor? Yani tebessüm, numaradan tebessümler mi yapıyor artık? Aslında gerçekten işten gelen bir tebessümü ayırt edebiliyoruz. İnsanlar hani artık gülmeyi mi unuttu? Peki. Sevmeyi mi unuttu? Çok doğru bir aşık noktaya. Aşık olmayı mı unuttu? Çok doğru bir noktaya. Şükretmeyi evet, mi unuttu? Çok doğru bir noktaya geldiniz. Biz zaman zaman aynı şekilde kendimize de soruyoruz bunu. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz ve nasıl yaşıyoruz? Daha bu sabah konuştuk. Bize Yaradan çok iyi dayanıyor. Yarattıklarına çok iyi dayanıyor. Aa, bu müthiş yani farklı çok, bakış açısı. Çok bir diyorsunuz bakış açısı ki, gerçekten. Yaradan zaten isyan etti, bizi yaratıyor, affediyor evet. Ama yani biz diyor ki ben size zeka verdim, ben size akıl verdim, ben size bilgi verdim, ben size kurnazlık verdim, öğreti verdim. Siz okyanusta bir damlasınız, kendinizi okyanus zannettiniz, dünya zannettiniz. Kendi dünyanızı kurun ama dünyayı çirkinleştirmeden diyor. Burada şöyle bir şey var, tekamül dediğimiz olay. Hı hı. Tekamül dediğimiz olayda da gelişme ve tekamül tamam. Kaçınılmaz. Tamam. Yani insani boyutta. Tekamülü reenkarnasyonla karıştırmayın. Tabii lütfen. Ki. Tekamül tabii başka ki. Bir şey. Tekamül yani başka olgunlaşma bir şey. Olgunlaşma devri. Ve dünyadaki yani yaşam amacımız. Yani hamdık, piştik, olduk var ya işte o tekamül. Dünyadaki yaşam amacımızı bulmak zorundayız. Amaçsız bir yaşam olmaz. Hı hı. Ve biz bu yaşam içerisinde spiritüel olarak gelişim sağlamak zorundayız. Bu bizim varlığımızın getirmiş olduğu temel bir duygu.
zaman zaman bu spiritüel gelişimi yanlış yollarla yaptığımız için ya da bencilce ehil ellerde olmayan ya da bencilce yaklaşımlarla ya da yanlış yollarla bunu yapmaya çalıştığımız zaman hem bedenen hem ruhen hem zihnen sakatlanıyoruz. Ha ben şunu demek istemiştim. Ruhun sakatlanması. Evet, Yaradan bize iyi dayanıyor derken verdiklerinin farkına varmadan, şükründe olmadan ya da bunun için çaba göstermeden ya da evrensel yasaları anlamadan sadece yaşamış olmak için yaşamak, sadece yemiş içmek, içmiş olmak için yapmamak ve bizim bütün beşer duygularla yaklaşmamamız durumunu beşeri anlatıyorum. Beşeri duygular şaşırdığı zaman ne oluyor? Beşer şaşar. Zaman. Rabbimiz diyeyim, Yaradanımız diyeyim, evren diyeyim, Yüce Yaradan neyse affedici ve sınırsız ve sonsuz bir tezahürü ve ilhamı var, refahı var ve bize her kaynaktan akıttığı sonsuz bir enerjisi var. Sadece biz bunun farkına varıp almayı öğrendiğimiz, sakinlikle, samimiyetle, güzellikle talep etmeyi öğrendiğimiz zaman zaten hiçbir sorun kalmıyor. İşte bizim anlatmak istediğimiz, spiritüel bir yol göstermek istediğimiz, koçluk yapmak istediğimiz alanlar öncelikle kişinin kendi yaşamının sahip olduklarının farkına varması, mevcut durumunu anlayabilmesi, yol haritasını çizmek için. Soruyorum mesela, diyorum ki hayattan ne bekliyorsun diyorum, hedefin var mı diyorum. Gençlere de kariyer koçluğu da yapıyorum aynı zamanda. Diyor ki bilmiyorum. Kariyer koçluğu ne demek? Kariyer koçluğu henüz hayatında gelecekle ilgili planlama yapması ve bununla ilgili olarak da doğru hangi işi ve nasıl yapacağını kararlarını vermeye çalışan kişilere koçluk yapıyoruz aynı zamanda. Nasıl mesela kariyer planlaması? Peki, kariyer planlamasından aile planlaması, önce onu da yapıyorum ama öncelikle kariyer koçluğunda şu, gerçekten mutlu olacağı, kendini iyi hissedeceği ve gerçekten kendini yansıtan hangi özellikler var, güçlü yanları, zayıf yönlerini ve nasıl yaratabilir bu geleceğini, bunları konuşuyoruz koçlukta, kariyer koçluğunda. Buna göre bir kariyer planlaması yapmak ise kariyerine geçtikten sonra, diyelim ki siz bir iş sahibisiniz ve artık bu kariyerde nasıl planlayarak, nasıl bir hedefleyerek nereye gideceksiniz? Yol haritanızı, kariyer planlaması da olma. Öncesinde kariyerini nasıl seçeceğine bakıyoruz. Neyi seçecek, nasıl yapacak, amaçları ne, hedefleri ne, neler yapabilir? Potansiyeli ne? Gerçek potansiyeli açığa çıkarsa nasıl olur? Ve bunu açığa çıkarmak için heves etmesi, istek duymasını nasıl sağlarız? Yaptığımız kariyer koçluğu bu. Aile koçluğunda, ilişki koçluğunda, yaşam koçluğunda da gene aileyle ilgili birliktelikte nasıl daha iyi birlikte bir ilişki yaratabilirler? Nasıl daha iyi, mutlu bir yol seçebilirler? Ne güzel söylediniz. Veyahut da evlilik sürecini, o mutluluğu ne kadar sürede uyduruyorum, 7 yılda bitiyorsa bunu 17'ye, 27'ye, 37'ye, 7'lere, katlara, 9'lara. 5 yılda bitiyor çıkma. Seyhan Hanım diyorlar ya. Bitmez. En büyük aşklar bitiyor diyorlar ya. Aşkın kimyasal formülü bitiyor belki ama sevgi asla biten bir şey değil. Saygı asla biten bir şey değil. İlişkilerde tek bir ilişki koçluğu yaptığımda söylediğim şey var. Sen gerçekten tam ve bütün müsün? Eğer sen tam ve bütün değilsen o kişiyle mi bütünleşmeye çalışıyorsun? Eğer öyleyse bu ilişki zaten baştan sakat. Bitmiştir. Bitmiştir. Ama iki tam bir arada çok güzel bir beraberlik yapabilir. Yani kimse kimseye muhtaç olmadan, kimse kimseden bir şey talep etmeden ama birlikte olmanın keyfi, hazzı ve mutluluğu üzerine bir ilişki kurabiliyorsa diyorum, işte tam ilişkidir. Ya da diyorum ki sen seninle evlenir miydin? Sen seninle bir arkadaş olur muydun? Sen seni seçer misin? Sen seni seçer miydin? Kendini bile sevmeyen bir insan bir başkasını sevemiyor. Nasıl seversin? Kendinle iyi ilişki kuramayan bir kimse başkasıyla iyi ilişki kuramıyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Kendini nasıl sevecek? Çok derin bir konu. Belki birkaç program yapacak bir konu. Çünkü genelde gördüğüm, danışanlarımda da gördüğüm şey hep bir içerisinde yaşamış olduğu özgüven ve özsaygı problemi. Hayatın kendisiyle ilgili önce yaratılandan dolayı çok özel, çok güzel ve önemli olduğunun farkına varmamak. Biz yaradandan dolayı yaratılanı severiz derken bunu aslında anlamalıyız. Biz zaten mükemmel ve iyi, güzel varlıklarız. Ne kadar değerli ve önemli olduğumuzu önce kendimiz fark etmeli, varlığımızı sevmeli. İyi ki varım diyebilmeli. İyi ki yaşıyorum, iyi ki buradayım diyebilmeli. O demin söylediğime gelirsem, Yaradan bize iyi dayanıyor.
bütün bu güzellikleri bize vermiş, bize bütün bu kaynakları vermiş ve biz bunun farkında varmadan, şükrüne varmadan yaşıyoruz. O yüzden mutsuz oluyoruz. O yüzden kopukluklar yaşıyoruz. O yüzden boşlukta sallanıyoruz. O yüzden kendimizi bulamıyoruz. Siz aslında spiritüel yaşam koçusunuz. Bu NLP mi? Akbars mı? Access Bars. Access Bars mı? Bir sürü daha var. 7-8 tane daha var aklımda. Pek çok şey var. Bunların ana temeli spiritüel ama. Yani bilincini kullanarak ruhuna dokunma sanatı. Aslında siz birer ressamsınız. Ruhu şekillendiriyorsunuz. Veyahut da atıyorum bir fırıncısınız. Hamuru şekillendiriyorsunuz. Ekmek mi, poğaça mı ne olacağını görüyorsunuz. Sistem bu. Size gelen kişiler genelde aile sorunlarına mı ilgili geliyor? Yoksa çocuklarının eğitiminle ilgili daha bilinçleri üst olsun, o panik ataklar, bipolarlar vesaire, anksiyete bozuklukları için mi geliyor? Yani işte, genelde mutsuz insanlar mı geliyor size? Mutlu insan arayışa girer mi? Girmez. Girmez. Ya da daha mutlu nasıl olurum diye düşünür mü? Bunu düşünür. Düşünür. O zaman mutludur. Budur, mutludur ama daha iyi mutlu olabilir miyim, bunu muhafaza edebilir miyim diyenler de gelmeli bence. Gelmeli. Daha iyi nasıl olur? Access Bars'ın temel sorusu bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Bir dino diyoruz zaten kendi aramızda. Ne? Bundan daha iyi nasıl olurun kısaltılmışı. BDINO, bir dino diyoruz. Bir dino. Ve nasıl böyle şanslı olabildik diyoruz. Evren soruyla çalışıyor, evren kodlamalarla çalışıyor, evren frekansla çalışıyor. Aslında insanoğlu da kodlamalardan ibaret. İnsanoğlu da bu şekilde bir frekanslar bütünü ve kodlamalar bütünü. Biz evrenin içerisinde frekansların yuvarlanarak yani dairesel hareketleriyle oluşturduğu o döngünün içerisinde dönen varlıklarız. Frekans bütünleriyiz. Çok güzel söylediniz. Spiritüelliğe mi dokunuyor? Ruhu mu şekillendiriyoruz? Bir şey mi yapıyoruz? Var olan bir şey var zaten. Var olan mükemmel bir döngü var zaten. Her şey kendi kendine programlanmış. Her şey kendi kendine çalışıyor. Sistem kendini yenilemeye, sistem kendini onarmaya, sistem kendini en iyi versiyonu yaratmaya zaten hazır. Zaten öyle. Biz unutuyoruz. Biz farkındalığımızı kaybediyoruz. İşte spiritüalizm dediğimiz şey ruh, beden, zihin üçlüsünün bir arada dengede tutulabilmesi ve daha geniş bakış açısıyla bunların bütünlüğünün farkına varmak. Söylediğiniz şeyler bunların araçları. Yani NLP olabilir, Access Bars olabilir, yoga olabilir, nefes olabilir. Bizim keza koşluk araçları olabilir. Nedir bunlar? İşte hedef belirleme, vizyon çalışmaları, misyon çalışmaları. Bir kere değer çalışması. Kişi değerlerini bilmiyorsa, niçin yaşadığını bilmiyorsa, neden nereye nasıl gittiğini bilmiyorsa, mevcut durumunun farkında değilse. Şöyle düşünün, hiç bilmediğiniz bir yerde arabanızla sürüş yapıyorsunuz. Birçok yol var önünüzde. Uçurum var. Her şey var. Ve siz bilmiyorsunuz ve gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu çok zorlarsanız motoru, şanzımanı dağıtırsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. İnsanoğlu bir yazılım kodu olduğundan dolayı ruhunuza herhangi bir virüs kaçtığında insan şunu düşünecek. Diyecek ki anasını satayım. Psikolojim bozuk. Psikoloji neden bozulur? Cinselliğe de sirayet edecektir. Psikoloji neden bozulur? Aşka da sirayet edecektir. İşe de, aşa da, hepsini. Onun için galiba ilk önce ruhu arındırarak, mutlu ederek insan kendini daha keyifli bir hayat sürebilecek. Peki aşk hayatı insanın ruhunu ne kadar etkiliyor? Aşk hayatı bir hormonal durum. Ruhu etkiliyor mu? Bütün hormonların etkilediği gibi ruhu etkiliyor. Bütün psikolojiyi etkiliyor. Çünkü hormonlar yönetiyor bizi. Özellikle bazı dönemlerde, belli yaşlarda aşırı derecede faaliyetler gösteriyor ve biz bunu otomatik olarak zaten hissediyoruz ve bunu yaşıyoruz. Belli bir yaştan sonra hormonların seviyeleri düştükçe ya da bazı sebeplerden dolayı azaldığında hormon olarak kendimizi mutsuz ve kötü hissediyoruz. Psikolojimizi de bozuk hissediyoruz. Ağlamak peki iyi gelir mi ruha? Ağlamak güzeldir. Süzülürken gözler yaşlanır diyor ya. Gözünden yaşlar süzüldüğündeki en büyük negatif atma yöntemidir ağlamak. İkinci negatif nezledir. Çok sık nezle, grip, akıntısı olan insanlar içindekini dışarı akıtamayan insanlardır.
ve bunu bu yolla negatife akıtırlar. Kulak akıntıları, göz akıntıları, ağız akıntıları, vücut akıntıları içimizdeki negatiflerin akıtılması yöntemleridir. Vücudumuz bilgedir. Benim burnumdan su akıyor bazen. Evet, oradaki birikmiş olan ne varsa negatifiniz sümük değil ama bakın akıyor. Su. Akıyor, evet. Sıvılar yoluyla biz bunları atmaya çalışıyoruz dışarıya. Çok tuvalete gitmek, çok idrar yapmak da aynı şekilde atmaya çalışıyoruz. Gözyaşı, ter. En güzel temizleme yöntemi. Burun sümük yani veya sıvı. Evet, sıvı özellikle. Salya. Kesinlikle. Sperm. O bir idrar. Başka bir şey ama özellikle idrar, evet. Negatifi atma ama yöntemi. Ama sperm de öyle. O doğal gereği üreme yapmamız için bize... Yalnızca üremek evet. için mi sperm? Evet, üremek için. Sadece üremek keyif için. Keyif almak, zevk almak. O başka bir şey. O daha önemli. Üremekten daha önemli zevk almak. Şimdi bu konuyu çakralara getireyim o zaman. Peki. Hepimiz duyuyoruz, her yerde, her konuda öğreniyoruz. İnternet gibi çok büyük bir olayımız, sosyal medya gibi olayımız var. Ve birçok yerde de birçok öğreti görüyoruz, öğreniyoruz. Hiç bilmeyen bile bir çakra nedir? İşte yaşam merkezlerimiz, dönüş hani dedik ya, evren frekanslar ve dönüşlerden oluşuyor. Bu dönüşlerin oluşturduğu, o frekansların oluşturduğu o dönüşler vücudumuzda da var. Yani biz bir enerji akım bütünlüğündeyiz ve her birinin birer merkezi var. İşte birinci çakra, ikinci çakra hep duydunuz belki ya da kök çakra, sakral çakra, göbek çakra gibi merkezler. Onun yanında da bir sürü yan çakralar dediğimiz doğu bilgeliğinden gelen bilgilerimizle anladığımız şeyler var. Kök çakra dediğimiz birinci çakra yani ilk fetüs halinde yani vücudumuzun oluşma halinde ilk oluşan çakra, kök çakra. Bütün kemik, bütün diş, bütün vücudumuzun ilk oluşan organları ile ilgili çakra. Bu bizim ana çakramız. Toprakla bağlantılı çakramız ve devamlı toprakla ilişki haline girerek, toprakta oturarak, doğada yürüyerek, doğada iş yaparak, ayağımızı toprağa basarak ve elimizle, ayağımızla bunu haşır neşir olarak devamlı beslenen bir çakra. Bu bizim bütün hayati faaliyetlerimizi yöneten çakra. O yüzden biz toprakla hemen popo ile pış arası arasında yani iki delik arasındaki ortada bir bölge. Büyüklüğü gene aynı şekilde bir yumurta büyüklüğünden bir portakal büyüklüğüne yani değişebilir. Gibi. Aynen. Bir de çok enteresan bir şey. Poponun yanlarındaki o siyetik gibi hani olur ya orada. Enerji bütünlemesi orada. Ben mesela popomun yanaklarına masaj yaptırdığımda çok rahatlarım. Ayaklarım kadar rahatlarım. Şimdi oradan geçen sinirleriniz çünkü aynı şekilde oradan geçen enerji ve chi dediğimiz enerjisel akışlarınızın da düzenlenmesi için onlar özellikle böbreklere bağlı ve yukarıya doğru giden kanalları da aynı zamanda içeriyor. Peki o popoyla yani iki delik arasında organ diyelim. Arasındaki, hı-hı. organ deliği arasındaki o noktaya ne yapmak lazım? O kök çakrayı topraklamak gerekiyor. Özellikle yoga hareketlerinde. Toprağı mı süreceğiz orayı? Yoga hareketlerinde hayır, bağdaş kurarak. Yok. Yok, bağdaş kurarak toprağa oturmamız yeterli. Hı-hı. Ve orada temas derin etmesi. Meditasyon. Toprak oturma, eski akıllı. Bağdaş kurma, eski yere oturma. Aa, eskiden zaten onun için belki de kuruyorlardı. Evet, bağdaş yani kurarak yere oturma. İyi geldiğini görerek tabii ki öyle yani. Lokum. Beden bilgeliği, beden her şeyi biliyor. Korktuğumuz anda bile elimizi belimize koyup işte refleks olarak ya da aman tanrım diye yaptığımız şu hareket iki beyin yarım küresinin dengelenme hareketi. O an ne yapacağını bilmediğiniz zaman beyin karışıklığını, kafa karışıklığını önleyici bir hareket. Hemen elimizi götürüyoruz, aman tanrım diyoruz. İşte bu iki beyin yarım küresini dengelemek için evrenin bize sunduğu güzel bir dengeleme beden sistemi. Bilgeliği. Dengeleme sistemi yani yörüngeye oturtuyoruz. Yörüngeye oturuyor ya da çok korktuk, kavgaya gideceğiz, elimizi belimize koyuyoruz. Bu böbreklere enerji veren, korku merkezinin desteklenmesini sağlayan otomatik bir beden bilgeliği. Korkuyu sahiplenme, bastırıyoruz. Eller sahipleniyor tabii ki o ağrı. Biz direkt böbreklere enerji veriyoruz bu yolla tutarak ve buradaki o korku merkezimizi korkmadan savaşmaya yöneltiyoruz. Program sonrası istiyorum sizden bir enerji. Tabii ki, tabii kesin. Ki. Merak etmeyin. Kesin istiyorum. Her zaman. Çünkü enerji verdikçe, enerji aldıkça sistem kendi kendini besliyor. Enerjinin içerisinde oldukça, yani siz sevgiyle, samimiyetle, güzellikle verdikçe hani karşılığı geri şey geliyor. Var. Sarkaç. Ben biliyorum da yani size söylemek istiyorum.
Bu sarkaç ne yapıyor? Ruhu şimdi frekans dedik demin. Frekansları ölçümünü bir kere yani radyo sarkaçla frekansını ayar çekmek gibi veyahut da atıyorum bir gitarda peneyi kullana kullana oteller gevşiyor. Onlara ayar çekiyorsun. Müzikle ilgili olanlar çok iyi bilecektir. Müziğin akorunu yapmak için bir vuruşla diğer tarafın sesini ayarlarsınız, akor edersiniz. Tabii, tabii. Ve iki tane akor aleti de bir araya geldiği zaman kendi kendine salınmaya başlar. Bam 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 bam. Ve yani bir süre sonra aynı salınır. Mesela bam 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 yaparsanız bir şey değil ama bam 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 bakın bir bamdan bam 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 bam. Muhteşem bir akor. Akort oluyor. Ruhumuzun akorta ihtiyacı var. İşte akora ihtiyacı var. İşte frekansların düzenlenmesine ihtiyacı var. Bunlar da araçlarımızdan bir tanesi. Ayarlarımı bozulmuş senin. Fabrika ayarlarına geri dön. Dedikleri şey aslında ruhumuzdaki ayarlarımızın bozulmasından bu kavgalar, bu insanlardan nefretler, birbirimizden nefret ederek bu söylemler, küçücük bir dünyayı kendi dünyamızmış gibi ve başkalarına paylaşmayacakmış gibi hoyratça kullanmak mı bu? Seyhan Hanım, bu bizim ilkel benliğimizin getirdiği bir şey. İnsanoğlu her an ya savaş ya kaç pozisyonunda. Trilyonlarca yıldır amigdala dediğimiz bir ilkel parçamız var. Evet. Bu amigdala çok minik bir bölge ama hatta her şeye. EFT yaparak vuruşlarla aynı şekilde vuruşlarla dengelediğimiz, kendi içimizdeki iyi ya da kötüyü de dengelediğimiz, işte vahşi yönümüzde doğal, samimi, savaşçı olmayan barışçıl yönümüzde dengelediğimiz merkezimiz içimizde. Ve biz korkuyla öğrenmişiz, korkarak öğrenmişiz. Ama bu kadar negatif organları da etkilemiyor mu? Etkiliyor. Etkilemez olur mu? Ruhumuzu da etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Ama amigdala dediğimiz şey panik halinde, özellikle stres halinde ortaya çıkan bir şey ve herkesin içerisinde var. Hani hepimizin içine diyoruz ya, iyi de var, kötü de var, şeytanımız da var. Zaman, denge oraya yoğunlaştığı zaman uyku böyle rehavet çekiyor, böyle onun çıkacağını düşünüyorum, o negatif enerji. Şimdi ruhsal dengede yapmak için zaten demin de söyledim, ruh, beden, zihin üçlüsünün bir arada dengede olması gerekiyor. Sadece ruhu dengelemek değil, sadece bedeni dengelemek değil, bütünsel olarak denge sağlamak gerekiyor. Bunun için de nedenini, niçin, nasılından ziyade şu anda mevcut durumunuzda nasılsınız ve neden böylesinizi değil. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Access Bars'ın cümlesi gibi nasıl daha iyi halde olabilir? Şifre bundan daha iyi nasıl olabilir? Bunu yani da kullanarak. Daha iyi varsa bana vereceksin. Evet. Zaten öyle olduğumu hatırlıyoruz. Allah'ım bana çok güzellikler yaşattın bu son videoda. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Bundan daha nasıl iyi olursa ver Rabbim, ver 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 dedikçe semavi herkese, bahtınları da bana herkese veriyorsun. Herkese Allah versin. Olsun. Herkese Rabbim, versin. Olsun. Aa, senden çok şükür. Güzel insanlarla. Ne kadar güzel ki bizim söylediğimiz şey, sizin söylediğiniz şey, işte şükür mekanizması. Şükrettikçe ve farkına vardıkça her zaman iyisini alıyorsunuz. Zaten bize evren, yaradan, inandığımız neyse her şeyin en iyisini veriyor. Tıpkı bir anne babanın çocuğu için her zaman iyisini istemesi gibi. Verdiği gibi, her zaman onun için en doğru kararları almasına yardımcı olduğu gibi. Tabii ki kötüyü anmıyoruz ya tabii da canım. Diğer şeyleri söylemiyoruz. Tabii tersi canım. De mümkün, iyi olmayan anne baba tabii, tabii ki mümkün. Canım. Ama olan örnek olarak, bir metafor olarak veriyorum. Şimdi siz en iyisini almışsınız, en güzelini almışsınız. Yanlış yollara da sapabilir, çocuklarımızın da olduğu gibi. Bunu en iyi şekilde, en güzel şekilde doğruya getirmek için, rotasına oturtmak için, ruhunu, bedenini, zihnini dengeleyebilmek için ne yapabiliriz? Ve biz bunu yaparken de sonsuz bize ne talep edersek geldiğini bilerek, iyisini de seçtiğimiz zaman tam destekleniyoruz, kötüyü seçtiğimizde de seçimlerimiz tam destekleniyor. Yani bizim ne seçtiğimiz, özgür irademiz de burada çok önemli. Biz neyi istersek onu yaratabileceğimizin farkına varmıyoruz. İsteyen istediğini bulabiliyor. İsteyen istediğini bulabiliyor da sizi bulmak için ben Instagram numaranız burada var böyle
ve iletişim numaraları var. Arzu ederseniz, hani bakın bu fark bana geldi. İşte ailemle sorunum var. Kocam da beni dövüyor mu? Yoksa ben herifi titretiyorum. Yok yok der. Herif beni aldatıyor. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım dediğiniz adres. Peki çocuğunuzla ilgili hiperaktif veya anksiyete bozuklukları sizde de olabilir. Hırçın olabilirsin, komşularınızla iyi geçinemiyor olabilirsin, kocanın ailesi baskı yapıyordur. Taktikleri öğrenebileceğiniz adresleri size ve bilmediklerimi soruyorum. Ben her şeyi biliyorum değil. Evet, biraz çok bilmiş yanlarım var ama daha henüz okyanusta da biz damlayız. Peki hazır damladan bahsetmişken ruha bunu nasıl damlatmak lazım? Ruha damlatmak için ameliyat etmek gerekiyor. Operasyon. Operasyon yapmak gerekiyor. Operasyon mecazi anlamda tabii söylüyorum. Tabii ki. Pardon. Asla biz doktor değiliz, asla psikolog değiliz, asla bir müdahale edici yanımız yok. Veya tabii ilaç ki, vesaire değil. Koçluk, terapi yani evet. Şunu yapıyor. Ruhundaki derinliklerindeki, şöyle söyleyeyim size. Hani mesela etrafınızda sırdaş gibi gözüken ama her şeyinizi anlattıktan sonra arkanızdan konuşup da sözle size moral veriyormuş gibi kendi egolarınla ilgili veya sizin mutluluğunuzdan beslenerek sizi çalan insanlar yerine profesyonel bir yardım almak için hiç tanımadığınız birine sırrınızı anlatıp o size sırrınızla ilgili çözüm ortağı bulmanız gibi bir şey bu. Şunu yapıyoruz zaten. Doğru mu anlattım? Aynen. Koçluk olarak baktığımızda zaten bir sözleşme yapıyoruz. Ne sözleşmesi? Bir kere gizlilik sözleşmesi. Bir kere sizinle benim aramda artık bir ilişki başladı. Ne kadar sürecek? Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Nasıl bir program izleyeceğiz? Önce bir çerçeve çiziyoruz. Sizin gerçekten isteyip istemediğinize göre benim kaç seans yapacağımı belirliyoruz. Ve burada ruhunuzla, bedeninizle, zihninizle ilgili ne varsa, ne talep ediyorsanız gerçekten ne istediğinizi alıyorum. Diyorsunuz ki ben bunun için buradayım. Ben bu sözü alıyorum sizden. Diyorum ki bu kişi buraya bunun için geldi. Çünkü 10 seans sonra biz burada mıyız? Ne kadar başardık? Neredeyiz? Nereye gittik? Bunu ölçüyoruz. Uzmanlık alanınız ne? Aile ilişkileri mi? Benim uzmanlık alanım genel spiritüel yaşam koçluğu. İçinde yani her şeyi barındırıyor. İçinde her şeyi barındırıyor. Aileyi barındırıyor, çocuğu barındırıyor, kendimizi zaten. İkili ilişkileri barındırıyor. Ticareti, her şeyi. Öncelikle yaşam kendimiz. Biz eğer kendimizle barış halindeysek, kendimizle sorunumuz yoksa, hep duyuyoruzdur. İşte kendi ışığından faydalanan, başkasının parlamasından korkmaz. Yani kendinizdeki ışığı söndürmemek için jeneratör gibi düşünün bu altını. Yani diyor karanlığa mı giriyor? Hayır. Size yeni bir şey saklıyorsunuz. Bilinçaltınızda jeneratör var aslında. Yani elektriğiniz gittiğinde devreye onu sokup o arada öbürünü tamir edip tekrardan hayata dönebilirsiniz. Bir metaforla anlatayım. Kopilotluk yapıyoruz. Hayır. Siz son sürat araba sürüyorsunuz. Bir Ferrari sürücüsüsünüz. Çok hızlı gidiyorsunuz. Hiçbir şeyi görecek, bakacak haliniz yok. Ben size ileride dönüş olabilirdik. Bununla ilgili ne yapmayı planlıyorsun? Hızın şu kadar farkına var. Buradan şöyle gideceksen şu şöyle olabilir. Önceden sizinle birlikte çalışıyorum. Kopilotluk yapıyorum size.